Bloomberg HT ekranlarında günden kalanlara hoş geldiniz. Günden kalanlara öncelikle bir rakamlarla başlayalım efendim. Borsa İstanbul'da yatay bir hareket var şu dakikalarda. 2462 seviyesiyle dolar TL 14.60'ın hemen kıyısında 14.59.59. Euro TL 15.84'ün üzeri. Euro dolar paritesinde de 1.08.36'yı görüyorum. Türkiye'de tahvil faizlerinde 22.5, 2 yıllık, 10 yıllık da 24'ün hemen altında. Avrupa borsalarında satışlar var, çok sert olmasa da %0.6'ya ulaştı Almanya'da, DAX'ta. Amerikan borsalarında ise yukarı doğru bir hareket var. Nasdaq %0.9'a yakın primli. Dow Jones ve S&P'de 0.2 ila 0.3 oranında yukarı gidiyorlar. Emtia cephesinde altın bugün de yükseliyor. 1980 dolara yaklaştık. Gram altın 928 lira. Bitcoin'de 40.700 dolara geldik. %3'lük bir yukarı hareket var. Petrol fiyatları dün %6'lık yükselişin ardından bugün de yükselişlerini sürdürüyorlar. 106,5 dolarda bir Brent petrol, 102,2 dolarda bir Amerikan tipi ham petrol var. Ankara'ya gideceğiz. Aykut Türel bizi bekliyor. Bakalım başkentin gündeminden neler aktarıyor Aykut? Hemen aktarmaya başlayalım. İlk olarak da dün Cumhurbaşkanlığında kabine toplantısı gerçekleşmişti ve o kabine toplantısı sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni istihdam programını açıklamıştı. O istihdam programının detayları belli oldu. Programın adı İstihdam Garantili İşbaşı Eğitim Programı. Türkiye İş Kurumu Yönetmelik'te değişiklik yaptı. En az 5 işçi çalıştıran işletmeler nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşılamak için işbaşı eğitim programı düzenleyebilecek. İşletmeler programa katılanların en az %70'ini istihdam etme taahhüdü verecek. Zorunlu istihdam süresi de program süresinin 3 katı olacak. Yeni istihdam programındaki adımlar bu çerçevede atılacak. Katılımcılara program süresi boyunca ödeme yapılacak. Aylık ödeme tutarı öğrenciler için 3.681 lira, iş arayanlar için 4.908 lira, yine siber güvenlik, bilişim, kodlama gibi geleceği mesleklerindeki program katılımları için tutar ise 5.399 lira olacak. Yeni istihdam programının detaylarının bu şekilde olduğunu söyleyelim. Son bir notu da buna ilişkin paylaşalım. Zorunlu istihdam süresi 3 aylık programı bitirenler için 9 ay, 6 aylık programı bitirenler için ise 18 ay olarak uygulanacak. Türk vatandaşlığı başvuruları için önemli bir karar var. Yine kabine toplantısında görüşüldü o karar ve alındığını ifade edelim. Türk vatandaşlığı başvuruları için satın alınan gayrimenkul değeri 250 bin dolardan 450 bin dolara çıkarılacak. Az önce de kaydettiğimiz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısında görüşüldü. Türk vatandaşlığına başvuruda 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırıldı. Gayrimenkul alarak Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin tapusuna bir şerh konulacak ve 3 yıl boyunca da gayrimenkul satılamayacak. 2018 yılının Eylül ayında 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti. Türk vatandaşlığı için yeni şartın detayları da bu şekilde. Ramazan ayında et fiyatlarına ilişkin bir düzenleme haberi var. Et ve Süt Kurumu yetiştiricilere sığır başına 2500 lira ödeme yapacak. Resmi gazetede yayımlandı. 2 Nisan 1 Mayıs tarihlerinde Et ve Süt Kurumu tarafından kesimi ve satışı gerçekleştirilen sığır başına yetiştiricilere 2500 lira ödenmesi kararlaştırıldı. Sığırların kesimi ve satışı da Et ve Süt Kurumu tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde yapılacak. Ekonomiyle ilgili gelişmeler bu şekildeydi. Yine Ankara'nın gündemi tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı, diplomasi çabalarının, Ankara'nın diplomasi trafiğinin bir yandan sürdüğünü ifade edelim. Son açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Mariupol'daki Türklerle birlikte diğer sivillerin tahliyesine ilişkin mesajlar verdi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile sürekli iletişim halinde olduklarını ifade
etti. Bir geminin tahsis edildiğini belirtti ve önümüzdeki günlerde olumlu bazı gelişmeler bekliyoruz dedi. Yine aynı zamanda Karadeniz'deki mayın tehlikesine ilişkin de mesajları vardı. Deniz trafiğinde herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD'den F-16 alım sürecine ilişkin de yine dikkat çekici mesajları söz konusuydu. F-16 konusunda olumlu bazı mesajlar alındığını, adımlar alındığını ancak ihtiyatlı davranılması gerektiğini ifade etti. Ankara'da öne çıkan satır başlarının, gündem başlıklarının bu şekilde olduğunu söyleyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Aykut Türel'e çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Günden kalanlarda Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu vakti. Bakalım hocamla neleri konuşacağız. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar Barış'cığım. Vallahi burada bekliyorduk hocam. Uzaktan kalmışsınız bugün. ben de aslında oradaydım ama son anda döndüm. Bir işim çıktı ama gelecek hafta sendeyim. ben olmayacağım muhtemelen ama olsun. Yine de bekleriz, sizi görmek mutluluk. Şimdi yurt dışında bu hafta enflasyon verileri geliyor. Amerika'da dün manşet enflasyon geldi. Orada bir yükseliş var. Bugün üretici fiyatları endeksi geldi. İşte 11.2'ye kadar yükselmiş gibi görünüyor. Yurt dışında enflasyon durdurulamıyor. Bunu görüyoruz. Evet. Ve buna karşı merkez bankalarının adımları. Bugün Kanada Merkez Bankası'nın örneğin faiz artışı geldi. 1'e çıkardı faizi. Hem üfe hem tüfeler yukarı gidişatını sürdürüyor. İsterseniz bununla başlayalım hocam. Evet. Yeni Zelanda'da da aynı şekilde biliyorsun enflasyon beklentilerine karşı faizlerini bir yükseltti. Hemen hemen bütün merkez bankalarından önlem olarak faiz yükselişi geliyor. Şimdi tabii FED tutanaklarından başlarsak öncelikle geçen ay yanılmıyorsam 7.9'du yıllık enflasyon Amerika'nın. Şimdi 8.5'a yükseldi TÜFE. Dediğin gibi çift taneye geliyor neredeyse, çift tane rakamlar diyelim üretici fiyat endeksine de. Burada tabii enflasyonun belirleyicileri var. Burada belirleyici olarak baktığımızda bir tedarik zincirleri sorunu var Barış. Yani hala tedarik zincirlerinde sorunlar yaşanıyor ki bu Avrupa'nın da en önemli problemlerinden bir tanesi. Şu anda işte Rusya'ya yapılan yaptırımlar nedeniyle örneğin işte ayçiçek yağı konusunda Almanya'da ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Bu tür tedarik zincirlerinde ciddi sorunlar var. Amerika'nın da en önemli problemlerinden bir tanesi bu. İkincisi enerji fiyatlarındaki ciddi yükseliş ki %40'lar seviyesinde bir enerji fiyatlarında artış gerçekleşti burada da. Bir diğer problem de konut fiyatları. Konut fiyatlarına da şöyle hesaplamaya çalıştım. Baktım 2.3 aydan bu yana konut fiyatlarındaki artış Standard & Poor's'un önderliğinde hazırlanan bir endeksten, konut endeksinden baktım. %32 gibi bir artış var Barış. Yani Amerika'da ev fiyatları 2.3 yılda yani aşağı yukarı işte 24-25 ay, 25-28 ay diyelim böyle bir süreç içinde yaklaşık %32 artmış. Bu çok ciddi bir problem. Peki bu %8,5'lük enflasyona tam yansıyor mu konut fiyatlarındaki artış? Orası da şüpheli. Yani orası içinde hani 8,5 rakamı doğru mu, doğru bir rakam mı diye tartışabilirsin. Ama yani bir işte 10 gibi bir enflasyon diyelim isterseniz yuvarlayalım tüfesiyle üfesiyle 10 gibi bir hocam, enflasyonla Amerika ikinci el, karşı karşıya. İkinci el otomobil fiyatları dün ben de paylaşmış sosyal medyada dibinden %50 artmış. %50 artmış evet. %50. Birinci el otomobil fiyatlarında da ciddi artış var. Gördüm onu da. Sanırım %35'ler seviyesinde bir artış var ama ikinci el çok daha yüksek artışlar. Yani bunlar çok ciddi problem Amerika'da. Bu tabii gelir dağılımını da çok ciddi anlamda bozuyor. Ama bir taraftan da şöyle bir ilginç bir tablo var karşımızda. İşsizlik çok ciddi anlamda aşağıya doğru gelmiş durumda.
Yani hatta şöyle söyleyeyim, iş ilanları var fakat iş ilanlarına başvuran kişi sayısında azalma var ve ücretler de sürekli yükseliyor. İngiltere'de de aynı durum var bildiğim kadarıyla. Biraz önce sanırım Ceren de söyledi, radyoda dinlemiştim. İngiltere'de orada da ücret artışları var. Amerika'da da ücret artışları var. Tabii bu bir taraftan enerji fiyatlarındaki artış, bir taraftan işte ücretlerdeki artış, konut fiyatlarındaki artış. Bunlar aslında flasyon kısmı, yani stagflasyonun flasyon kısmını, yani enflasyon kısmını oluşturan faktörler. Bir de tabii durgunluk kısmı olması lazım. Yani stagflation dediğimiz o durgunluk kısmı olması lazım. Peki durgunluk ne zaman gelecek? Herhalde şöyle olacak. Tabii herkes şöyle bir şey söylüyor. Ya işsizlik bu kadar düşmüş. İşte gayri safi yurt, değil mi? Kaç hocam? 3.6 Amerika'da işsizlik hocam. İnanılmaz bir geri çekilme var. Evet. 3.6 ki 14'lerden falan geldi biliyorsun bu 2020'de. Doğru. 14'lere yükselmişti. 14.7'den hocam. 14.7'den. Çok güzel. Bak grafik sen benden ekran. Daha iyi. Grafik ekranda istiyorsun. Hocam. Ben de grafikten aktarıyorum. Ben de diyorum göremediğim için seni şey mi dedim ya. Barış, sorun hocam. Mesela 1997'yi sorun söyleyeyim. Yok sormam artık. Yok o kadar. Görmüyorum seni. Bir daha sormam artık. Şimdi ama arada şey derim. Tüy alırım senden. 3.6'ya düşmüş tabii ki işsizlik rakamları. Burada büyüme sinyalleri de iyi geldi. Öyle PMI'da da çok ciddi bir hani gerileme yok ama tabii ki o hani Covid sonrasındaki o yüksek artıştan sonra orada da bir yavaşlama var. Tabii burada birazdan bahsedeceğiz bu quantity easing dediğimiz o parasal genişlemenin bitmesi. Tam tersi tightening dediğimiz sıkılaşmaya doğru gidince ne olacak? Onu tartışacağım ama hemen öncesinde şunu söyleyeyim. Biz biraz hızlı bir şekilde unutuyoruz aslında. 2019'da dünya ekonomisinin özellikle gelişmiş ülkelerin özellikle büyüme rakamlarının %1 ile 2 aralığında sıkışıp kaldığı ve bu nedenle bir durgunluktan söz edildiğini biliyoruz Barış. Yani faizler düşük tutularak bu büyümeye karşı, yani düşük büyümeye karşı faizler düşük tutularak bir anlamda borcun çevrilmesini sağladılar. Daha düşük faizlerle borçlanma olanağı yarattılar piyasalarda. Zaten bu şeyin Bernanke'nin başlattığı bu parasal genişleme biliyorsun tamamen düşük faiz politikası, parasal genişleme borsa değerlerini şişirdi. Ama 2011 yılından bu yana büyüme rakamları gelişmiş ülkelerde sürekli aşağıya doğru geldi. Bu da büyüyemeyen bir dünya ekonomisi, yatırım yapma isteği kırılmış bir dünya ekonomisinden söz ettirdi bize. Yani bir kere dünya ekonomisinin Covid öncesi en önemli problemlerinden bir tanesi zaten durgunluktu. Yani 1 ile 2 arasına sıkışmış olan büyüme rakamıydı. Şimdi Atlanta Fed'in yaptığı işte tahmin var. O 0.9 diyor biliyorsun bu büyüme rakamına. Yani birinci çeyrekte bu yılın birinci çeyreğinde 0.9 gibi düşük bir oran gelir diyor. Kimileri 1 ile 2 arasında tahmin ediyor büyüme rakamlarını. Ama şunu biliyoruz ki bu yine gelişmiş ülkelerde büyüme rakamı 1 ile 2'ye arasına oturacak. Bu da tabii düz bir büyüme demek. Düz büyüme. Ama bir taraftan da enflasyonun olduğu bir ekonomi. Onun için de işte neyi bekleyeceğiz? Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın bitmesi veyahut da en azından hafiflemesi, bu tedarik zincirlerinin biraz daha açılmasını bekleyeceğiz. Ama enflasyonun ciddi bir sorun olduğu açık. İstersen biraz da bu süreçte parasal sıkılaşma konusunu birazcık konuşalım istersen. Şimdi tabii. Şöyle bilanço, birkaç... 9 trilyon dolara yakın hocam. Bu bilançonun daraltılması gündemde. Evet. Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu son 5 yıllık grafikte ekranda. Buyurun. Çok güzel.
O zaman ben en son baktığım rakama söyleyeyim. Fed'in bilançosunda 8 trilyon 937 milyar dolardı. Doğru. En son baktığımda Fed'in bilanço büyüklüğü. Peki 2020'de yani Covid başlangıcında ne kadardı? Tam 4 trilyon dolardı. 4 trilyon dolardan 8 trilyon 937 milyar dolara yani katlanarak ne yaptı? Bilanço büyüdü. Daha farklı rakamlar da vereyim. Bu dar anlamda para arzı 3,5 trilyon dolardan 6 trilyon dolara yükselmiş. En geniş anlamda para arzı ise 15 trilyon dolardan 2020'den itibaren 21,8 trilyon dolara yükselmiş. Yani 6,8 trilyon dolarlık bir kere bir parasal genişleme ortaya çıkmış. Banka bilançolarını da hemen söyleyeyim. Bankaların bilançolarının aktifleri 18 trilyondan 22,8 trilyon dolara yükselmiş. Yani finansal piyasalarda aşırı risk alma, tabii bu şeyi kredi, reel kesime verilen krediler diye düşünmeyelim Barış. Bunlar biliyorsun genelde finansal piyasalara gidiyor. Bankaların aktiflerinin büyümesinin en önemli nedeni bir kere finansal kesime gitmesi paranın. Kredilere giden parayla da reel kesim yatırım yapacağına daha çok ne yaptı? Kendi hisse senetlerini satın aldı. Yani bu da aslında borsaları hızlı bir şekilde yukarı doğru iten faktörlerden bir tanesiydi. Ama şimdi artık işin sonuna gelindi gibi. Çünkü FED'den gelen açıklamalar veya farklı FED'lerden gelen açıklamalar şunu gösteriyor bize. Artık tutanaklarda da açık 95 trilyon dolarlık bir parasal daralma, 95 milyar dolarlık bir parasal daralma, bunun 60 milyar doları tahvil de olacak. 35 milyar doları da mortgage dediğimiz ipotekli senetlerde olacak. Bu tabii iki tarafı da olumsuz yönde etkileyecek bir faktör. Birincisi hazinenin hazine varlıklarını satmak bir kere kamu borçlanma maliyetini yukarı doğru çekmeye başlayacak Barış. Yani bir faizlerin bir kere öyle bir etkisi olacak. Yani satışın böyle bir etkisi olacak. Bir de 0,50 zaten faizler yükselecek. 2 yıllıklarda, 10 yıllıklarda zaten %2'nin üzerinde oluşan bir faiz var şu anda. Bu faizler biraz daha yukarı doğru taşınacak ve kamunun borçlanma maliyetleri artacak. İkincisi de mortgage kağıtlarının satılması da mortgage piyasasına, çünkü Fed'in en önemli işlerinden bir tanesi de şuydu. Mortgage piyasasından kağıt alarak mortgage piyasasını parasallaştırmıştı. Yani gayrimenkul sektörüne çok ciddi anlamda bir likitte aktarmıştı Fed. Şimdi artık bunun da sonuna doğru ne yapıyoruz? Geliyoruz gibi. Eğer bunu yapmazlarsa bu enflasyon dalgası zaten devam edecek. Ama bence yavaş yavaş bunu yapacaklar. Biraz büyümeden fedakarlık ederek enflasyonla ilgili endişeleri ortadan kaldırmak zorunda kalacaklar. Zaten Amerika biliyorsun dünyada gelir dağılımının en fazla bozuk olduğu ülkelerden bir tanesi. 2020 yılında evet insanlara paralar aktarıldı. Mali teşvikler verildi, doğru, ama artık kullanılabilir gelir yavaş yavaş ne yapmaya başlıyor? Aşağıya doğru gelmeye başlıyor Amerika'da da. Bu da tabii ki yüksek enflasyon ortamında ciddi anlamda satın alma gücünün kırılması anlamına geliyor. Yani şu andaki görüntü gelişmiş ülkelerde düzleşen bir büyüme, 1 ile 2 aralığında düzleşen bir büyüme ve enflasyon olgusu. Tabii bu da, şunu da katalım Amerika'da. Amerika'da özel sektörün borcu gayri safi yurt içi hasılanın %235'i şu anda. 2020'de %228-218'di. Şu anda 235'e yükselmiş durumda oransal olarak. Şimdi bir taraftan faizler yükselecek. Bunların maliyeti yükselecek. Negatif reel faizde zaten sürdürülen bir borç var biliyorsun. En çok enflasyon kimin işine yarar? Borçlunun işine yarar Barış. Borçlu olduğun zaman bu işte kazanırsın her zaman. Amerika'da da borçlu olan özel kesim
Buradan çok güzel para kazandı şimdiye kadar. Bakalım ne yapacaklar? Devam edecek mi bu artış? Onu göreceğiz önümüzdeki dönemde. Faiz yükselişi devam edecek mi? Göreceğiz. Hocam piyasayı kapatmaya az kaldı ama dünyada artık düşük faiz döneminin sonuna geldik diyenler var. Çok hani uzun sürelerin en düşük faiz dönemi artık bitti diye böyle çok ciddi değerlendirmeler var. Katılır mısınız? Ben katılıyorum çünkü şöyle bir şey var. Çünkü düşük faizle yatırım yapılmadığını gördük. Yani yatırım isteksizliğini bütün dünyada görüyoruz. Sıfır faize rağmen gelişmiş ülkelerde yatırım yapılmadı. Enerji şirketleri bile, Biden biliyorsun enerji şirketlerine 1 milyon varillik günlük hedef koyuyor. Yok diyorlar, biz yatırım yapmak istemiyoruz diyorlar. Yani 200 dolara da gelse yatırım yapmak istemiyoruz çünkü nakit akışımızda çok ciddi bir bozulma var diyorlar. Evet, karlı görünüyoruz ama nakit akışımız iyi değil diye bir beklenti var. Onu da göreceğiz ama şunu gördük ki düşük faiz finansal piyasalar dışında kimsenin işine yaramadı. Bir de borçluların işine yaradı. Kamunun işine yaradı. Çünkü kamu borçlu. Özel sektörün önemli bir bölümü borçlu. Onun dışında yatırım, reel kesim dediğimiz gerçekten hani insanlara istihdam sağlama, gelir dağılımını düzeltip yüksek ücretli iş doğurma gibi konular maalesef ikinci planda kaldı. Şimdi artık yeni bir dönem başlıyor. Bir de tabii onu şöyle de bakmak lazım. Emtia üreticisi ülkeler bundan sonra nasıl davranacak? Çünkü onlar da yavaş yavaş para kazanmaya başladı. Yani Suudi Arabistan, işte İran, Çin, Almanya bunlar emtiaya dayalı ekonomiler. Dolayısıyla bunlar para kazanıyorlar şu anda. Bunlar kolaylıkla bu elde ettikleri yüksek fiyatları hemen bırakacaklar mı ellerinden? Bunu bilmiyoruz. Geçen Arap Baharı ile bunu başardılar ama bu kez pek böyle olmayacak gibi geliyor bana Barış. Evet. Bazı Latin Amerika ülkeleri de işte Brezilya gibi ya da Güney Afrika gibi onlar bile son emtia hareketinden para birimleri anlamında sene başından bu yana olumlu etkilenen ülkeler arasına girmiş durumda. Türk lirası maalesef yani yine sene başından bu yana baktığımızda kaybeden para birimleri tarafında olurken örneğin bir işte Brezilya realinin sene başından bu yana şöyle dolara karşı performansına baktığımızda ekrana da geliyor. %18-19'luk bir getiri ile sıralandığını görüyoruz. Güney Afrika'da %9,5'la dolara karşı değerli. Borsa İstanbul hafif bir düşüşle kapattı. Haftanın ortasını 2460'tan kapandık. 0.14 aşağıda. Buradan Philip Capital'e gideceğiz. Yurtdışı Piyasalar Satış Müdürü Burcu Kıratlı bizimle olacak. Bugünün öncelikle özetini Burcu'dan rica edelim. Ardından devam edelim. Burcu. Merhaba Barış. BIST yüz endeksi güne yükselişle başlayıp 2497 puan testesi de öğleden sonra oluşan kar realizasyonuyla kazançların çoğunu sildi. Ereğli hissesindeki pozitif seyir kayıpların görece sınırlı olmasını sağladı diyebiliriz. Son 30 günde %30'a yakın değer kazanan endekste bugün olduğu gibi kar realizasyonlarının olmasını olağan karşılamak gerek. Ancak 2300 önemli destek ve bu destek aşağı kırılmadığı sürece de hisse pozisyonlarının korunmasını öneriyoruz. Global tarafa baktığımızda karışık bir seyir var. Gündemi yine Amerika faiziyle Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Öncelikle Asya'dan başlayacak olursak bugün karışık bir seyir hakimdi. Japonya ve Güney Kore gün boyunca devam eden alımların etkisiyle günü %2 civarında artı tamamladı. Yükselişte bankacılık ve enerji hisselerinin ön planda olduğunu gördük. Çin borsaları ise bugün %1 düşerek dünkü kazançların önemli bir kısmını geri vermiş oldu. Avrupa'da da benzer bir seyir vardı. Binde başa ulaşan kayıplar var. İngiltere'de Mart ayı enflasyon oranı %1.1 olarak açıklandı. Analistler bu rakamı %7 olarak bekliyordu. İngiltere'de yıllık enflasyon %7 ile Mart 92'den bugüne en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Amerika vadeli hisse endeksi güne pozitif başlangıç yaptı. Dün de beklentinin altında gelen çekirdek enflasyon verisinin etkisiyle pozitif başlangıç olmuştu. Ancak bu olumlu hava Fed Başkan Yardımcısı adayı Brainard'ın Wall Street Journal'a verdiği mülakatta bilanço daraltmaya dair sözlerinin ardından terse döndü ve Amerika hisse endeksi dünkü seansında
seansı eksi tamamlamıştı. Aslında Brainard'ın dünkü sözlerinin içeriği geçen haftaki konuşmasından çok da farklı değildi. Ancak faizlerin %3 sınırına yaklaşmışken açıklamanın etki düzeyi biraz daha fazla olabiliyor. Dün 2.83'e kadar yükselen 10 yıllıklar şu sıralarda 2.70'in altına geriledi. Dün 2.80'in üzerine test eden 10 yıllık faizdeki gerilmenin bir nedeni de Amerika'da enflasyon zirve yaptığına dair beklentilerin artması olabilir. Diğer yandan 2.80 önemli bir direnç, buraya da takılmış olması olağan ve tahvilleri yakından izlemeye devam ediyoruz. S&P 500'e baktığımız zaman 200 günlük ortalamanın 4400'den geçtiğini ve bu önemli ortalamanın aşağı kırılması halinde de satış baskısının artabileceğini belirterek global piyasaların özetini tamamlamış olalım. Peki Burcu, bilanço sezonu da başlıyor. Bu hafta büyük banka bilançolarını göreceğiz. JP Morgan'la başladık bugün. Bilançolarla ilgili değerlendirmeniz ne olur? Evet, JP Morgan birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. İlk çeyrek hasılatı piyasa beklentisinin hafif üzerinde olsa da hisse başı kar beklentinin altında kaldı. Ukrayna-Rusya savaşının yarattığı belirsizlik ortamında birleşme satın alma gibi anlaşmaların ertelenmesi JP Morgan'ın karlılığını olumsuz etkiledi. Bugün hisse %3 ekside. Bugün ayrıca en büyük varlık yöneticisi BlackRock bilançosunu açıkladı. Piyasa beklentinin hafifçe altında kalan hasılatı 9.52 hisse başı kar ile bu sefer analistlerin beklentisini yendi. Bir taraftan da Delta Airlines'ın bilançosu geldi. O da 50'den fazla ülkeye hizmet veriyor. Omikron varyantının olumsuz etkisine karşın piyasa beklentisinin altında zarar açıkladı. 8.16 milyar dolar hasılat geldi. Bu rakam aslında pandemi öncesi dönemin %80'ine neredeyse ulaşmış durumda ve şirket yönetimi de yaptıkları açıklamada son 5 haftadır şirket tarihinde görülen en yüksek talep ve rezervasyonlarla karşılaştıklarını belirtiliyor. Yani biraz da bilançolarda da karışık bir seyir var diyebiliriz Barış. Peki son olarak Nasdaq'a biraz daha detaylı bakalım istersen. Teknoloji hisseleri cephesinde durum nasıl? Evet, tahvil faizlerindeki risksiz getiri aracı olarak bir tahvil faizlerinin yükselmesi tüm riskli araçların daha çok sorgulanmasına sebep oldu demiştik. Kârlılık düzeyi çok düşük veya zararda olan teknoloji şirketleri de bu sorgulamadan diğerlerine göre daha fazla olumsuz etkileniyor. Bu durumun doğal bir yansıması olarak da teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi diğer endekslere göre daha çok değer kaybetti ve son haftada neredeyse %4'e yakın düştü. S&P bunun yanında %2'ye yakın değer kaybetmiş. Biz Nasdaq için 13.850'nin çok oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Haber akışıyla beraber bu desteğin kırılması halinde 13 bin desteğine kadar hızlı bir geri çekilme olabileceğini düşünüyoruz Barış. Çok teşekkürler Burcu Kıratlı. Kolaylıklar diliyoruz Philip Capital'e. Buradan araştırma bölümüne gideceğiz. Çağlar Kuzlukluoğlu bizi bekliyor. Bakalım Çağlar bizlere neler anlatıyor. Barış merhaba, güzel bir akşam diliyorum. Açıkçası enflasyonu ve enflasyona karşı merkez bankalarının verdiği reaksiyonları ve piyasaların genel itibariyle enflasyon ve savaş gündemini nasıl fiyatladığını anlatmaya devam edeceğiz bu akşamda ki buna dönük haber akışları, veri akışları gelmeyi sürdürüyor. Şimdi ekranda Bloomberg'un ağırlıklı tahvil endeksini görüyoruz. Buradaki görünümün özellikle sık sık programlarda belki bir parantez olarak grafiğin sağ tarafında 2020 yılının başında genel itibariyle refinansman riskinin tahvil bazında gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkelerin birlikte olduğu bu endekste yükseldiğini görüyoruz ama genel itibariyle düşük büyümenin olduğu yıllarda 2008 krizi sonrası süreçte yukarıdan aşağı gelip uzun yıllar 2010'larda kırmızı çizginin altında kaldığını gördük. Bir miktar belki Covid'in hayatımıza girdiği 2020 yılına kadar yukarı yönlü bir seyri vardı ama özellikle Covid sonrası düşüşten günümüze 2021 yılının sonundaki yükseliş evresine kadar düşük seyretmişti burada ki yeşil ve kırmızı renkli refinansman maliyetinin yüksekliği ve düşüklüğünü burada yazılı olarak belirtiyor grafikte. Bunun 2009 yılına yani 2008 küresel finans krizinin sonrasındaki evreye şu anda gayet yakınlaştığını görüyoruz ki 2021 yılının sonunda HSBC'nin bu konuyla alakalı yayınlamış olduğu bir rapor vardı Barış. Burada özellikle gelişmekte olan ülkeler için buradaki çevirme riskinin riskleri genel itibariyle kırılganlığından bahsediyordu. Kredi notu yüksek ülkelerde daha az diyordu ama
2022'ye girdikten sonra öncelikle hem Fed'in başta olduğu merkez bankalarının bir miktar 2022'ye dair mesaj verseler de tereddütleri iletişimde savaşın gündeme gelmesiyle yaşanan belki de faiz arttırımlarına da yansıyan görünüm buradaki tereddütleri arttırmış vaziyette. Diğer görselimizde de dünya haritası göreceğiz. Sabah Kutay Korap kullanmıştı. Burada henüz Kanada Merkez Bankası'nın faiz arttırımı gelmemişti Barış. Kanada mavi işaretliydi orada. Şu anda yukarıdaki lejanttan görülebileceği üzere merkez bankalarının atmış olduğu yukarı yönde seyreden enflasyona dönük faiz arttırım oranlarının bir skalasını görüyoruz ki Kanada Merkez Bankası da 30 yılın zirvesindeki Şubat enflasyonu %5,7. Yani zirvedeki enflasyonu Kanada'nın %5,7, bunun altını çizelim. Bu enflasyon oranına karşı mücadeleye dönük olarak 50 bas puanlık bir faiz arttırımına gitti. En son Kanada Merkez Bankası 2000 yılında böyle bir faiz arttırımına gitmişti. Dolayısıyla merkez bankalarının sıkılaşma yönünde attıkları adımlar az önce tahvil piyasasındaki görünümden yola çıkarak enflasyon ve savaş gündemiyle devam ediyor gibi görünüyor. Hem merkez bankalarını hem de makro iktisadi taraftaki yansımaları izlemeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Çağlar Kuzukluoğlu, teşekkürler. Yeniden Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu'na döneceğim. Hocam, Türkiye'ye geçelim mi? Geçelim. İyiydi aslında böyle genel. Yurt dışı fena değildi hocam. Yani yurt dışının enflasyonunu konuşmak daha konforlu oluyor. Çok daha konforlu, evet. Bizim enflasyon... Bizimkini de konuşalım. 61,1 valla. Perşembe evet. Günü Merkez Bankamızın toplantısı var ama. Yani oradan belki bir adım olur mu? Hadi onu sorarak devam edelim. Buyurun. Evet. Şimdi tabii ciddi bir... enflasyon problemimiz var. Bu tabii iki tane enflasyon var işte, biliyorsun. ENAG'ın açıkladığı çift tane, üç haneli rakamlar. TÜİK'in açıkladığı çift taneli 61 rakamımız var. Üretici fiyat endeksi zaten üç haneli rakamlarda. Yüksek enflasyon platosunda devam ediyoruz. En kötümse, en iyimser ihtimalle söyleyeyim. En iyimser ihtimalle herhalde bu seneyi 40-45 aralığında minimum bitiririz diye düşünüyorum. En iyimser, dediğim gibi, ihtimalle diyorum. TÜİK'in hesapladığı enflasyona göre. Şimdi böyle bir ortamda Merkez Bankası'nın faiz oranı 14 düzeyinde, politika faizi. Benim anladığım tamamen şuraya doğru gidiyor. Eğer API'yi sıfırlamış olsalar da eğer, ki API zaman zaman 200-250 aralığında dolaşıyor, milyar TL'den bahsediyorum. Zaman zaman 350'ye kadar yükseliyor açık piyasa işlemleri. Eğer açık piyasa işlemlerini sıfırlayacaksak eğer, bu tamamen işlevsiz bir politika faizi haline gelebilir. Dolayısıyla ihtiyacınızı piyasadan karşılayın diyebilirler. Ama o zaman da enflasyon hedefinin neresindeyiz, enflasyon hedeflemesi mi yapıyoruz gibi sorular aklımıza takılacak. Yani para politikasına çok ciddi bir kökten değişiklik anlamına gelecek. Şu anda biz tabii hem faizi kontrol etmeye çalışıyoruz. Yani %14 faizle, işte politika faiziyle bunu takip yap. Gerçi şey de hani 22'ye geldi işte hazine faizi, sen de biraz önce söyledin, 22 küsur 63'lerde hazine faizi. Yani hazine faizi 14 ile 22-63 arasında ciddi bir fark var ama sonuçta politika faizi bankalararası para piyasasındaki faiz oranını ve bir adım sonra da mevduat faizini belirliyor Barış. Bunun kredi faiziyle bir alakası yok. Yani hani mevduat faizi artarsa kredi faizi artar gibi böyle hani 2 kere 2 = 4 bir şey söyleyemeyiz. Orası tamamen farklı faktörler tarafından belirleniyor. Tek başına maliyete bakarak, yani mevduatın maliyetine bakarak kredi fiyatı şu diyemezsiniz. Çok farklı dinamikler belirliyor. Dolayısıyla burada 14 mevduat faizini belirliyor ama kredi faizlerine ve hazine faizlerine baktığımızda alt tabanlar 22'lerle başlayıp 30'a kadar giden bir
aralık söz konusu. Şimdi burada Merkez Bankası en azından kısa vadeli faizleri tutmaya çalışıyor. İşte 3 puanda izin verdi. 17'ye kadar çıkabilirsiniz diyor kur korumalı mevduatta. Bu arada tabii biz dövizi de aslında tutuyoruz. Bir şekilde dövizi de çeşitli müdahalelerle açık veya kapalı. Eskiden kapalı yapıyorduk. Tekrar kapalı yapılıyor mu? Yani onu bilmiyorum. Yani hani kamu bankaları aracılığıyla biliyorsun döviz müdahalesi yapılıp döviz satışları gerçekleşiyordu. Ödemeler dengesine baktığımızda zaten bir olumsuzluk var. 2 ayda 3.1 milyar dolarlık bir uluslararası rezerv kaybı var. Özellikle cari açığın finansmanında kullanılmış bir rakam var Barış. Ocak-Şubat döneminde. Ama buna rağmen döviz kurlarında yatay bir seyir izliyor en azından döviz kurları. Yılbaşından bu yana da biraz önce söyledin %18'ler civarında bir artış diye söz etmiştin. Yanılmıyorsam doğruyum herhalde değil mi? Rakamı sen söyledin. Estağfurullah. Şöyle gelişen ülke para birimleri sene başından bu yana baktığımızda %18 değer kazancı realde dolara karşı. Evet. Güney Afrika randı %9,5 değer kazanmış. Türk lirası ve Arjantin para birimi %9'ar ve Rus rubesi 3'ü. Evet. Yani Arjantin, Türkiye, Rusya %9 yaklaşık sene başından bu yana kayıp var. Tamam, o zaman demek ki Türk parası %10 değer kaybetmiş. Evet. Yani döviz kuru bu enflasyonla yan yana koyarsan döviz kurundaki artış %10'lar seviyesinde ama işte kur yani kurdaki artış %10 fakat enflasyon nereden baksan 2-3 ayda %22 civarında bir rakam. Yıllıklandırarak bakarsak da enflasyonun çok hızlı bir şekilde yukarı doğru geldiğini, özellikle üretici fiyat endeksi, maliyet bizi biliyorsun ihracatta ilgilendiriyor. Üretici fiyat endeksindeki artış %100'ün üzerinde olduğuna göre kurlarda da bir sabitleşme veya yataylaşma söz konusu ise demek ki ikisini de tutuyoruz. Bu cari açığa rağmen ikisini de tutmaya çalışıyoruz. O zaman şu olacaktır. Yarın ihracatçı bu konudan ciddi anlamda rahatsızlık duymaya başlayacaktır. Bu %40 hikayesiyle mi? Hayır, sadece o değil. Öncelikle bu paranın rekabetçi kur diyorduk ya. Evet. Rekabetçi kur falan kalmıyor tabii ki. Böyle bir noktaya geldiğinde şu anda reel efektif döviz kur endeksi üfeye göre 75'lerde şu anda. Eğer 2003 yılı kuru doğru alınırsa yani veya enflasyonumuz doğruysa rakamlarımız yani %75'ler seviyesinde görünüyor şu andaki reel efektif döviz kuru. Yani Türk parasındaki değer kaybı %25 gibi görünüyor üretici fiyatları endeksine göre. Bu ihracatçı şimdiden şikayet ettiğine göre ya biz işte bizim maliyetlerimiz çok yükseldi ama kur yerinde sayıyor. Dolayısıyla maliyetler yüksek diye şikayet ediyor. Demek ki burada bir problem var ortada. Bu problemi ortadan kaldırmak için güzel bir şey yaptılar. Biliyorsun vergi ihracatçıların vergi iadeleri vardı. Bu vergi iadeleri vergi alacakları vardı daha doğrusu. Vergi alacakları uzun süreden beri ödenmiyordu. Bir formül geliştirdiler ve bu formülde imalatçı ihracatçı olan sektörlere bu vergi iadelerinin yapılacağı söyleniyor. Herhalde bunlar destek olarak ihracatçıya verilecek. Fakat bu desteği verirken bu sefer %40'lık döviz satışı geldi arkasından. %50 idi. Neyse ki %40'a düşürdüler. Bu geldi. Oysa şuradan çok net görebiliyoruz. Bizim ihracatımız işte ihracatımızla ithalat arasındaki fark şu anda 14 milyar dolar. Ocak-Şubat ayı için söylüyorum. 14-15 milyar dolar civarında bir açık var. 2 aydaki açığımız bu. Hocam demek İlk 3 ayda dış açığımız yaklaşık 26-27 milyar dolar. Ocak, Şubat, Mart diye toplasak. Çok güzel. Demek ki biz aşağı yukarı 7-8 milyar dolar her ay ne veriyoruz? Bir dış ticaret açığı veriyoruz. Evet. Doğru mu? Evet. Peki ihracat yapıyoruz. Şu anda Türkiye ekonomisini yürüten, büyüten,
veya faaliyetleri artıran sektörlerden bir tanesi, itici güç şu anda ihracat görünüyor. Peki ihracatımıza bakıyoruz, ihracat ithalata bağımlı. Çünkü ithalatımızın yaklaşık %85'i ara mal, ham madde ve girdi. Dolayısıyla evet ihracatı artırıyoruz ama bir tarafta ihracat arttıkça ithalat da artıyor. Bir de ithalatın içinde özellikle ithalat fiyatlarına da baktığın zaman şu anda ihracat ve ithalat fiyatlarına bakıyoruz. Burada ihracat işte değer endekslerine baktığımızda şu anda 75'ler seviyesinde. Yani ihracat değer endeksi bölü ithalat değer endeksi derseniz, yani ithalat fiyatları uçmuş, ithal ettiğimiz mallarda değeri artmış ama ihracat mallarının fiyatları da artmış ama sınırlı artmış. Bu da sürekli bizim aleyhimize işleyen bir durum. Tabii ki dünyadaki ham madde fiyatlarındaki artış, enerji fiyatlarındaki artış bunlar da etkiliyor. Ama şunu da görmemiz lazım. Biz üretimi ithalata bağımlı olan bir ülkeyiz. Bu kesin. Artık çok net bir şekilde bu cari açık konusunda da gayet net gördük. Çünkü stoklar eriyince mecburen ne yapmak zorunda kaldık? İthalat yapmak zorunda kaldık. Stokları yerine koymak zorunda kaldık. Geçen yılın aralığından bu yana sürekli artık mecbur kaldığımız için yükselen kura karşı almayalım stoktan yiyelim. Stoklar bitti. Şimdi bu kurdan almak zorundayız. Yerine koymak zorundayız. Burada ithalat ciddi bir şekilde artıyor. Bu da bizim cari açığımızı yıllıklandırırsan 20 milyar doların üzerine ne yapmış durumda? Taşımış durumda. Umarız turizmde Türk Hava Yolları'ndan güzel haber geldi. İşte Rusya ile bağlantı kurduk. Uçak kaldıracağız dedik ama oradan da ne kadar kazanacağız onu bilmiyorum. Çünkü herhalde destekleyeceğiz bunu. Aynı ihracatı destekler gibi turizmi de destekleyeceğiz. Belki çok cüzi uçak ücretleriyle turistleri getirmeye çalışacağız buraya. Bu da önemli. Yani yapılacaksa yapılacak tabii ki. Ama şu bir gerçek. Bizim kronikleşmiş bir cari açık problemimiz var. Ne Merkez Bankası Başkanımızın söylediği gibi ne de Hazine Maliye Bakanımızın söylediği gibi biz o cari fazlaya bir türlü ulaşamayacağız. Ancak şöyle olur. Ekonomiyi durdurursunuz. Basarsınız üzerine bütün ekonomik faaliyetlerin, ancak o zaman ithalatını yaparız, durdururuz. Zaten öyle çok fazla lüks ithalat yapacak durumda da değiliz. Yani genel olarak, gerçi enflasyonda birileri kaybediyor, birileri de kazanıyor Barış. Yani hep hani enflasyon evet borçluya yarıyor dedik ya, borçlanıp da mal alan biliyorsun para kazanıyor. İşte evde de, işte gayrimenkulde de, otomobilde de gördük, hemen hemen her şeyde fiyatlar katlandı gitti. Dolayısıyla bu cari açık sorununu çözmediğimiz sürece bizim bu döviz üzerindeki baskı ortadan kalkmaz. Önümüzdeki dönem herhalde çok daha iyi göreceğiz bu durumu. Bir de tabii borç meselemiz var. İşte ciddi bir borçluk, 450 milyar dolara yakın bir dış borç var. Bunların ödemesi 180 milyar doları, bunun kısa vadeli 170-180 milyar dolarlık kısmı bir yıl içinde ödenmesi, çevrilmesi gereken bir rakam. 20 milyar dolarda cari açık koyduğun zaman 200 milyar dolar çevirmesi gereken bir ülkeyiz. Bu arada Amerika'da bir sıkılaşma var. Paranın maliyeti yükseliyor. Biz bu arada Merkez Bankası faizini 14'te tutuyoruz. Enflasyonumuz da %61. Görüntü bu. Evet. Hocam, veda diyeceğim ama çok kısa, bu 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması. Bu konuda çok çünkü tartışıldı. Bu konuda evet. Bir değerlendirmeniz olur mu vatandaşlık tabii için? Tabii, ben ilk okuduğumda şunu, önce biliyorsun 1 milyon dolardı. İlk değil sonra mi öyleydi? 250, evet, sonra 250'ye düşürdüler. 250'ye düşürdüğün zaman şu anda içeride ev fiyatları aşağı yukarı bir yıldan bu yana öylesine arttı ki Barış, şu anda yani 250 bin dolara ev bulmak zorlaştı. Yani İstanbul'da, yani hani böyle yabancı gidip de ya ben 250 bin dolar verip hani ev alacağım, vatandaşlık alacağım demeye kalksa demek ki ev fiyatları o kadar arttı ki, yoksa ben artıracaklarını falan düşünmüyordum. Yani niye 450? Enflasyon düzeltmesi gibi bir şey galiba. Evet, yani niye 500 değil veya 1 milyon dolar değil tekrar da? Çünkü zaten ev fiyatları uçmuş gitmiş. Neden 1 milyon dolar demiyoruz da
Bunu 450 diyoruz. 450 baktığın zaman, TL'ye çevirdiğin zaman işte 6 milyon TL gibi bir rakam. Şu anda zaten yeni inşaatlarda ev almaya kalkarsan 6 milyonun altında zaten 2 artı 1, 3 artı 1 neredeyse yok Barış. İstanbul böyle. Herkese Edirne'ye davet ediyoruz. Herkese ama aman davet ediyoruz. Aman yani. İşinizi zorlaştırın. Herkes yerinde kalsın. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu bizlerleydi. Londra'ya gideceğiz. Ceren bizi bekliyor. Bakalım yarınki Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde neler anlatacak? Evet Barış, yarın gözler Avrupa Merkez Bankası toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantı öncesi bugün Avrupa endekslerindeki fiyatlamalara baktığımız zaman endeksler günü sınırlı düşüşle tamamlıyorlar. Alman DAX endeksi %0.4 oranında aşağıda, İngiltere borsası yatay seyrediyor. Fransa borsası aynı şekilde yatay seyrediyor. ABD borsalarında hızlı bir yükseliş var. Nasdaq endeksinde yükseliş %1 aştı. Avrupa'da bugün teknoloji endeksinde kayıplar biraz ağırlaşmıştı. Orada da kapanışa yakın bir miktar toparlanmanın gelmesiyle teknoloji endeksi de günü sınırlı bir düşüşle tamamladı. Tabii bilançolara çevrildi gözler Avrupa'da. Aynı zamanda şirketlerden gelen uyarıları, haberleri dikkatle takip ediyoruz. Mesela Goldman Sachs son paylaştığı raporla Stoxx 600 şirketleri için hisse başı kar tahminlerini düşürdüğünü açıkladı. Buna gerekçe olarak yükselen enerji maliyetlerini, zayıf tüketim, arz sorunları ve nakliye masrafları nedeniyle büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gittiğini dikkat çekti kuruluş. Yani %8 olan büyüme beklentisini %2'ye indirdi. Oldukça sert bir aşağı yönlü revizyon söz konusu. Mesela bugün bilançolar tarafında Fransız lüks tüketim devi Louis Vuitton'un bilançosunu takip ettik. Her ne kadar satışları güçlü gelmiş olsa da Çin'de kapanmaların satışlarını etki edeceğine dair beklentileri paylaşmasının etkisiyle hisselerde negatif fiyatlama yaşandı. Fakat kapanışa yakın hisseleri toparlandı. Bugün aynı zamanda doğalgaz tarafında Avrupalı ülkelerden gelen açıklamaları takip ediyoruz. Bu hafta aktarmıştık. Özellikle İtalya, Cezayir'den doğalgaz alımının %50 oranında artıracağını açıklamıştı önümüzdeki 2 yıllık süre içerisinde. Az önce terminale geçen habere göre İtalyan enerji şirketi Eni, Mısır'dan İtalya'ya LNG arzını artırmak amacıyla çatı anlaşma imzaladı. Yani Mısır'a da yönünü dönmüş durumda. Sadece İtalya'ya gitmeyecek bu LNG. Aynı zamanda Avrupa'nın diğer ülkelerine de gitmesi planlanıyor. Şimdilik 3 milyar metreküp bir LNG'den bahsedilmekte. Tabii aslında Cezayir'e görüşmeye gitmesi, Draghi'nin yani Cezayir'den doğalgaz arzını %50 arttırma yönünde bir anlaşmayı imzalaması İspanya'nın tepkisini çekti. Çünkü İtalya'ya sağlanan arzı artırması halinde Cezayir'in İspanya'ya sağladığı arzın düşebileceğine dair endişeleri vardı. Şu anda İtalya ve İspanya liderleri bu konuya ilişkin görüşmelerini sürdürüyorlar. Tabii önümüzdeki 10 yılda Mısır Avrupa'nın en büyük LNG tedarikçilerinden biri olmayı hedefliyor. Şu anda payı az, yani 2019 yılı itibariyle baktığımız zaman küresel çapta LNG arzının sadece %1'ini elinde tutuyor. Fakat tam kapasiteye ulaşması halinde en büyük 10 ihracatçı arasında yer alması muhtemel önümüzdeki seneler içerisinde. Bugün aynı zamanda İngiltere'den enflasyon verisini aldık ve İngiltere'de enflasyon tüketici fiyatları Mart ayında yıllık bazda %7'lik artışla beklentinin üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda %1,1'lik artışla rekor artış kaydedildiğini gördük. Tüm kalemlerde yükseliş var. Enerji fiyatları, yakıt maliyetleri başta olmak üzere metaller, ikinci el araç fiyatları, gıda tarafında yüksek artışlar var. Mesela süpermarket zinciri son dönemde yaşanan gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle kar tahminlerini düşürdüğünü açıkladı bugün. Hisseleri değer kaybetti. Tabii İngiltere ekonomisi 1970 yılından bu yana en kötü yaşam maliyeti kriziyle karşı karşıya. Nisan ayında 1 Nisan'dan itibaren elektrik faturalarında üst limit %54 oranında artırıldı. Ekim ayında yeniden bir artış yapılması bekleniyor. Yani bu sene enflasyon katlanarak artmaya devam ediyor. İngiltere'de bakacak olursak, İngiltere Merkez Bankası'nın Mayıs ayında toplantısı var. Orada faiz artışına gitmesi yeniden kesin gözüyle bakılıyor. Yani 4 kez üst üste faiz arttırmış olacak İngiltere Merkez Bankası.
bugün gelen enflasyon verisinin ardından biz para piyasalarında biraz daha faiz artırım beklentilerinin hızlandığını gördük. Şu anda piyasalarda yıl sonuna kadar 150 bas puana yakın bir faiz artışı öngörüsü var. Yarın da Avrupa Merkez Bankası toplantısını takip edeceğiz. Tabii daha da önemlisi Başkan Lagarde'dan gelecek açıklamalarda olacak. Çünkü son dönemde Avrupa'da stagflasyon ihtimalinin, resesyon ihtimalinin giderek artmasına ilişkin olarak faiz artırım politikasına ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edecek piyasa tarafından Barış Esen. Teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz Ceren'e. Buradan biraz turizm sektörünü konuşmak üzere konuğumuza döneceğiz. Ömer Niziplioğlu bizimle olacak. Ömer Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Barış Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederiz efendim. Turizmde bu sene aslında sene başında iyi hedeflerle, umutlarla başlamıştık ama Ukrayna ile Rusya arasındaki bu savaş bir miktar soru işaretleri doğurdu. Yine de herhalde Avrupa'dan ciddi bir beklentimiz var. Ömer Bey ile bunu konuşacağız. Bu senenin turizmde hedeflerini değerlendireceğiz. Ukrayna'dan ve Rusya'dan Türkiye biliyorsunuz turizmde tüm turistlerin yaklaşık %30'unu ağırlıyor. Ama turizm gelirleri anlamında baktığımızda daha düşük bir oran var. %14 Türkiye'nin tüm turizm gelirinin içerisinde Rus ve Ukrayna turistlerin payı sayı olarak fazlalar ama gelirde %14'teyiz. Ömer Bey, tekrar iyi akşamlar. Bu seneye dair turizmde beklentilerinizi rica ederim lütfen. Bu sene turizmden çok büyük bir beklentimiz vardı. Bu ne yazık ki Rusya ve Ukrayna bu büyüyü biraz bozdu. Çünkü 2 senelik pandemi döneminden dolayı bayağı bir turizm sektörü bayağı etkilendi. Ama sadece Rus ve Ukrayna kaybının haricine sanıyorum bütün dünya şu anda pandeminin etkisiyle sıkıldığından dolayı çok büyük bir tatil ihtiyacı var. Ve bundan dolayı da bence Rusya, Ukrayna haricinde iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Peki Ömer Bey, özellikle Türkiye'nin Rusya'dan kayıp noktasında ne kadarlık bir kayıp olabileceğini tahmin ediyorsunuz? Yani hiç turist beklemeyelim mi? Ukrayna zaten yok, aslında işgal altındaki bir ülke. Bir de Rusya'nın Avrupa'ya gidişi, yani bütün yollar neredeyse kapalı, hava sahası, çıkabilecekleri belki çıkış noktası ülkemiz gibi görünüyor. Bu konudaki değerlendirmeniz ne olur? Sanıyorum Ukrayna bu savaştan çok daha fazla etkilendi. Ama Rusya'nın özellikle alım gücü yüksek turist dediğimiz bir kesim çok da bu konuya takılmadan rahatlıkla ülkemize gelecektir. Kaldı ki birçok Avrupa ülkesi ve Amerika bu konuda Rus turistlerini kabul etmeyeceği için Türkiye'de sürpriz bir turizmde Rus turist yönünden de olumlu bir hava esebilir. Yani ben olumlu düşünüyorum. Çok bu sene bence turizmde altın çağımızı yaşayacağımızı düşünüyorum. Peki Ömer Bey, son olarak şunu sorayım. Biz tabii sadece yaz turizmine odaklanıyoruz. Biraz bunu konuşuyoruz ama ülkenin dört bir yanı turizm açısından potansiyel barındırıyor. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Kış turizmi ya da gastronomi turizmi ile ilgili belki o konuyu da biraz öne çıkarmamız gerekebilir. Doğru diyorsunuz. Şimdi biz turizm deyince yaz turizmi diyoruz ve mevsim olarak sadece yazı biliyoruz. Aslında uluslararası turizme baktığınız zaman Avusturya gelirinin %65'ini turizmden, ağırlıkla da kayak ve kış turizminden elde ediyor. Bizim 274 tane 3000 metre üstünde dağımız var ve kayak turizmi için tabii ki Erzurum, Palandöken'de Uludağımız var ama bunlar bence yeterli değil. Yani Koşavel gibi, Bansko gibi 274 tane dağımızın birkaçını uluslararası standartta planlarsak en azından yaz turizmin yarısı kadar da kış turizminden de elde edebiliriz. Yine aynı şekilde yaylalarımız var. Yani Karadeniz'in 4000 kilometrelik şeridimiz var. Buradan da yayla turizminden de ciddi manada gelir elde edebiliriz ama yaylalarımızı da planlamamız lazım. Yani şu anda bakıldığı zaman Karadeniz'de neredeyse uluslararası standartta bir yayla turizmini açmış değiliz. Aynı zamanda Roma'ya ya da Paris'e giderken biz denize girmeye gitmiyoruz oraya. Kültüre, tarihe gidiyoruz. Orada baktığınız zaman Türkiye'de 77 tane antik kentimiz var. Yeni bulunanlarla beraber 100 tane oluyor. Yani 81
tane ilimiz olduğunu düşünüldüğü zaman bizim ilimizden daha çok aslında antik kentimiz var. İnanç konusunda baktığınız zaman İncil'de geçen 7 tane kilise Batı Anadolu'da, Meryem Ana, Efes'te, bakıldığı zaman dünyanın kilisesi Antakya'da, Noel Baba Demreli, Aziz Nikolas Kilisesi var. Yani inanç turizmi olarak da çok büyük bir şansımız var. Evet. Ve bunları değerlendirmemiz gerekiyor diyelim. Yani kültür olarak Mardin olsun, Boşu olsun, bunlar da hepsi petrol kadar kıymetli şeyler. İnsanlar genelde petrole çok önem veriyor. Ama bu bitmeyen petrol, Türkiye'nin petrol her zaman diyorum ki turizmdir. Bunu daha iyi planlarsak en azından mevcut gelirin 2 katı kadar gelir elde edebiliriz diye düşünüyorum. Peki. Ömer Bey çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Rica ederim. İyi akşamlar. Turizmi konuştuk, bir de dünya ticaretini konuşalım. Bir taraftan pandemi, bir taraftan Ukrayna-Rusya savaşı. Dünya Ticaret Örgütü de tahminlerini aşağı çekti. Bu konuyu değerlendireceğiz. Doktor Pınar Artıran hoca bizlerle olacak. İyi akşamlar Pınar Hocam, hoş geldiniz. Merhaba Barış Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Dünya Ticaret Örgütü'nün büyüme beklentilerini aşağı çektiğini görüyoruz. Küresel ticarette daha belki ılımlı bir sürece doğru gidiş tahmini var. Bu konudaki değerlendirmelerinizi almak isterim hocam, buyurun. Barış Bey, geçtiğimiz hafta içerisinde aslında Dünya Ticaret Örgütü 2 tane önemli toplantı düzenledi. Öncelikle pazartesi günü Rusya-Ukrayna krizinin uluslararası piyasaları etkisiyle ilişkili olmak üzere 20-25 sayfalık bir doküman yayınladı. Hemen akabinde de dün sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi uluslararası piyasalardaki büyüme hedeflerini revize ederek düşürmeye başladı. Bunun sebebi daha önceki yayınlarda da sizlerle konuştuk. Çok önemli bir gıda kriziyle de karşı karşıyayız. Sadece ülkemizdeki fiyatlara bakmak değil ama uluslararası ticarete baktığımız zaman Dünya Ticaret Örgütü'nden son derece alarm verici rakamlar geliyor. Çünkü hepimizin malum olduğu üzere Rusya ve Ukrayna sadece dünyanın en önemli hububat üreticileri değil, buğday ve arpa açısından ama aynı zamanda da bu iki ülkenin tabii ki özellikle Rusya açısından enerji açısından çok önemli olduğunu da biliyoruz. Şimdi Ukrayna-Rusya krizi ve gıda güvenliği ile ilişkili olarak yaşanan krizin özellikle Afrika kıtasındaki en az 33 tane ülkenin neredeyse kıtlık aşamasına geleceği ve daha iyi durumda gibi gözüken ülkeler ki bunların arasında biz varız, bizim de bundan etkileneceğimiz ortada. Bu arada aslında sadece gıda güvenliği açısından değil, gübre ihracatının da çok önemli olduğunu biliyoruz ve aslında kış tarımının meyvelerini Rusya ve Ukrayna'nın normalde Temmuz ayında alması gerekiyor. Fakat eğer Ukrayna'da bu savaş iklimi devam ederse o tarlalardaki ürünleri hasadını yapamayacağı için Ukrayna ve akabinde de savaş devam ettiği sürece Ukrayna'dan bir takım gemiler veya kamyonlar, tırlar yollara çıkamazsa o zaman işte tüm dünya olarak gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla Dünya Ticaret Örgütü'nün dün yapmış olduğu açıklamada derler ki özellikle de DTÖ Genel Direktörü Okon Jivela nasıl savaş esnasında insani kriz nedeniyle koridorlar açıldıysa göçmenler, mülteciler başka ülkelere gidebilsin diye aynı şeyin gıda ürünleri için de yapılması lazım. Özellikle buğday ve arpa için bir takım insani koridorlar oluşturmak suretiyle kamyonlar veya gemilerin en azından Ukrayna'dan ve Rusya limanlarından ayrılarak ülkelere ihraç edilmesini bu ürünlerin gıda kıtlığına mani olmak için çok önemli olduğunu söylüyor. Aynı zamanda şunu da ifade etmek lazım. Dünya Ticaret Örgütü'nün raporuna baktığınız zaman sadece aslında Rusya-Ukrayna krizi değil, Çin'deki COVID-19 kapanması nedeniyle kapanan fabrikalar, küresel tedarik zincirlerinde ara malına ve özellikle yarı iletkenlere ihtiyaç duyduğumuz, özellikle de otomotiv sektöründe iletkenlere ihtiyaç duyduğumuz bir durumda Çin'in de kapanması nedeniyle ticaret daha da kötü bir duruma gelmeye başlıyor. Ve açıkçası şu anda zaten konteyner bulma krizimiz vardı pandemi esnasında. Şimdi biraz da Rusya-Ukrayna krizinin etkisiyle artık demir yoluyla gelen Çin ve AB arasındaki ikili mal ticaretine baktığımızda mesela 2016 ve 2021 rakamlarını kıyasladığımızda demir yoluyla ithalatın 2 kattan fazla arttığını görüyoruz. Dolayısıyla o pandemi esnasında bahsettiğimiz konteyner krizini Avrupa Birliği aslında Çin'den demir yoluyla ithalat yoluyla aşmaya çalışıyor. Bu bizi epey bir müddet daha yoklayacak, bu sıkıntıları yaşayacağız ve Dünya Ticaret Örgütü'nün vermiş olduğu ve alarm verici indikatörlerden bir tanesine baktığımız zaman da ihracat kısıtlamaları olduğunu görüyoruz. Şu anda pek çok ülke
özellikle de gerek gıda ürünlerinde olsun, gerekse yarı iletkenler ve enerji ürünlerinde olsun, mümkün olduğunca bunları stoklamaya çalışıyorlar. Ama biz biliyoruz ki uluslararası ticarette stokçuluk da bir mesele. Stok yapmaktan ziyade, ihracat kısıtlaması yapmaktan ziyade bu malların serbestçe dolaşımına izin verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde Dünya Ticaret Örgütü'nün uyarısı çok ciddi. Stokçuluk yapıldığı takdirde gerek gıda ürünlerinde, gerekse endüstriyel ürünler için gerekli yarı iletkenler veya diğer maddeler için şu anda yapılmış olan sizin o bahsettiğiniz iyimser tablodan ziyade ülkelerin refah düzeyinin ve küresel global büyümenin çok daha düşeceğine dair bir takım yorumlar var. Böyle yorum değerlendirebiliriz diye düşünüyorum Dünya Ticaret Örgütü'nün bu hafta yapmış olduğu iki açıklamayı. Evet, şimdi mal ticaretinde bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini örneğin %4.7'den 3'e düşürmüş. Dünya evet. Ticaret Örgütü mal ticareti daha yavaş büyüyecek, 4.7 yerine 3. Dünya için büyüme tahminini de daha önce 4.1'miş 2.8'e çekiyor. Evet. Ama 2023'e ilişkin biraz daha hocam iyimser tahminler var. İşte büyüme 3.2'ye yeniden hızlanacak. O ortalama %3 büyümenin hatta biraz üzerinde olacak gibi. Tabii bunlar yani biz yola çıkıyoruz yeni bir yıl ama başımıza hiç olmadık işler geliyor. Bir taraftan pandemi geliyor, bir taraftan Ukrayna'nın Rusya tarafından işgaliyle karşılaşıyoruz. Yani beklenmedik şeyler olabiliyor ama 2023 şöyle baktığımız herhalde biraz daha her şey yolunda giderse biraz normalleşme yılı olabilir mi? Yani inşallah demek lazım ona Barış Bey, ama bugün aslında biraz medyaya da baktığınız zaman gelen açıklamalar da çok hoş değil. Çünkü biliyorsunuz hali hazırda Ukrayna-Rusya krizinde Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan ülkeler var. Ki başında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada geliyor. Ama yapmayan ülkeler de var. Şimdi mesela bugün Janet Yellen'ın bir açıklaması var. Diyor ki yaptırım uygulamayan ülkeler bu işten kolayca sıyrılabileceklerini zannetmesinler. Onlara karşı bir takım başka hamleler yapacağız. Dolayısıyla ben bunun bir risk olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yayınlarda söyledik. Tabii ki sadece AB ve Amerika Birleşik Devletleri yaptırım uyguluyor diye bizim ülkemizde yaptırım uygulasın demek çok zor bir şey. Çünkü biz bambaşka bir durumdayız, senaryo içerisindeyiz. Ama şu riski de gözden kaçırmamak lazım. Eğer trend bu şekilde devam eder ve Rusya-Ukrayna krizi çözülemezse, bu krizde yaptırımlara destek vermeyen ülkelerin ticaretinin pek çok alanda kısıtlanması, yatırımlarının sıkıştırılması söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu riski ben göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. 2022'nin neredeyse yarısına geldik, zaten bitmek üzere. O sebeple de ben bir hukukçu olarak, uluslararası ticaret hukukçusu olarak 2023'te bir iyimserlik görebilmek için şu andaki mevcut kısıtlamaların ortadan kalkmasını, uluslararası ticaretin her zamanki gibi serbestliği içerisinde olmasını ve biz sürekli mal ticaretinden bahsediyoruz ama DTÖ raporuna baktığınız zaman hizmet ticareti anlamında da büyük kısıtlamalar yaşanacak. İşte havayolu taşımacılığında, turizmle ilgili olmak üzere dolayısıyla pek çok noktadan aslında bilinmezliklerle karşı karşıyayız. O sebeple de ben iyimser ve tedbirli bir yaklaşımın 2023'e bakmak için daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Hocam son iki dakika, ama burada bahsettiğiniz oranda yaptırımlar ya da Rusya ile ilişkileri anlamında en çok sıkıştırılan ya da sıkıştırılması muhtemel ülke Çin gibi görünüyor. Türkiye bu da arabulucu rolüne soyunduğu için Çin'in biraz da Amerika üzerine gidebilir ve uyarılarla yalında Amerikan Hazine Bakanı da bugün açıklamalar yaptı. Bu konu yeni bir gerilim kaynağı olabilir sanırım. Katılıyorum. Açıkçası son bir haftadır Amerika Birleşik Devletleri Dış Ticaret Temsilcisi Catherine Tai da Çin'e, Singapur'a bir gezi yaptı. Çünkü biliyorsunuz Başkan Trump döneminde iyice gerilen Çin-Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi faz 1 anlaşmasından biz gördük ki Trump'ın çok başarılı olarak gösterdiği faz 1 anlaşmasında maalesef beklenen gelişmedi ve Çin'e taahhüt ettiği malı ithal etti Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ne de yapmaya son verdi. İşte fikri mülkiyet hırsızlığı, teknoloji hırsızlığı vesaire bunların hiçbirini yerine getirmedi. Şimdi Biden hükümeti esnasında da zaten Çin-Amerika ilişkileri çok iyi değilken bir de üzerine Rusya-Ukrayna krizinde Çin yaptırımlara destek vermediği ve dün açıklanan verilere göre Çin Ticaret Bakanlığı'nın ilk yarısında, ilk çeyreğinde 2022 Rusya'nın Çin'e ihracatının arttığını gördüğümüzde ortaya ne çıkıyor? Aslında Çin hiçbir şekilde Rus yaptırımlarına destek vermiyor, Rusya'ya karşı yaptırımlara. Evet. Zaten önümüzde bir sıkıntı olduğuna göre Amerika Birleşik Devletleri ve keza Avrupa Birliği ile Çin arasında
Bu yeni gelen verilerde Çin'in başka ülkelerin yaptırımlarına karşı Rusya'dan çoğunlukla ithalata devam ediyor olmasının elbette bir takım yaptırımları olacaktır. Bunun uluslararası ticaret kuralları nezdinde ne şekilde hukuki meşrutiyete bölündürülebileceği de başka bir mesele ama ben bunun büyük bir risk taşıdığını düşünüyorum. Zaten mevcut olan Çin'le olan problemleri bir de Rusya ile olan kriz karşımıza çıkacak. Doktor Pınar Altıran çok teşekkürler hocam değerlendirmeniz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Saat 19'da Zeliha Saraç karşınızda.